Bugün Brüksel'de başlayacak Avrupa Birliği zirvesi tek gündem maddesi var. Mülteciler ve zirvenin adı da bu, Mülteciler Zirvesi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Brüksel'e davet edildi. O da bugün burada bir konuşma yapacak. Onu takip ediyor olacağız. Bu zirveye damgasını vuran ne olacak? Sebep üzerine bu konular, kısa vadede yaptırımlar neler olacak? Hangi kalemlerde oynama var? Türkiye ile ilgili beklentiler neler? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili beklentileri neler? Davutoğlu'da geliyor. Daha çok Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki o bir türlü başlanamayan, başlansa da kadük kalan müzakerelerle ilgili süreci hızlandırma derdi hasıl oldu. Bunu gördük gazetelerde. Dilerseniz önce bir Türkiye gazetelerine bir bakalım. Üçüncü köprü ile ilgili manşet atmayan gazetelere bir göz atalım. Onların bugün birinci sayfa hassasiyetleri nelerdi? Ardından İrfan Cüre ile günün yorumunda devam edeceğiz. Özgür Portika gazetesi her yer kazın, her yer direniş manşetiyle çıktı. Özgür Gündem gazetesinin manşeti ise Ferman Saray'ın Serhıl'dan bizim. Zadiye Vorat gazetesinin manşeti Özgür Bahar için daha büyük mücadele. Bir Gün gazetesi kadınlara şiddet uygulanırken Atatürk Spor Salonu'nda hilafet konferansı yapıldı diyor. Kadınlara faşizm, hilafetçilere demokrasi. Evrensel gazetesi kadınların direnişi yasakları delce. Cumhuriyet gazetesi Allah ıslah etsin. Hürriyet gazetesinin manşetinde Türkiye haklı manşeti yer alıyor. Taraf gazetesi yeni oluşumda MHP-DYP kavgası. Evet, Hürriyet'in manşetinde haklı ifadesi Merkel'e aitti. Merkel zirve öncesinde bir Alman gazetesi işte beklentileri sıralamış. Ona parça bakalım. Geçtiğimiz Şubat ayında son Avrupa Birliği Konseyi toplantımızda 28 Avrupa Birliği üyesi olarak görüş beline vardığımız konuların adım adım hayata geçmesini istiyorum. Bu zirveyle ilgili beklentileri sıralarken biz bu sorunun üstesinden sadece birlikte hareket ederek gelebiliriz. Zirvede 3 önemli nokta var. Türkiye Avrupa Birliği gündemi, mesela Türkiye'deki mültecileri desteklemek için vereceğimiz 3 milyar euro hangi projelere gidecek? İkincisi, Avrupa Birliği dış sınırlarını nasıl koruruz? Üçüncüsü ise çok zor durumdaki ve yükü tek başına taşıyamayacak Yunanistan'a nasıl yardım ederiz? Günün yorumunda İrfan Cüre ile bu başlıklar etrafında değerlendirme yapacağız. İrfan Cüre, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın. Evet, öyle görünüyor ki bu zirvede de net bir şey çıkmayacak. Çünkü Merkel'in sıraladığı başlıkların biraz fazla iri olduğunu düşünüyorum. Şimdi senin hazırladığın dünya basını gündemine geleceğiz. Ağırlıklı olarak bu mevzular konuşuluyor ama biraz belki bu zirveye kimler katılacak, ellerinde hangi dosyalar var, bir genel taramayla başlayalım. Şöyle diyelim, şimdi bugünkü zirve muhtemelen saat 12-13 arasında başlayacağı söylenen zirve öncesinde dün akşamdan başlayan ön görüşmeler var zaten. Aha. Bu görüşmelerde biraz önce senin saydığın yani AB sınırının, dış sınırlarının daha doğrusu korunması meselesi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne mülteci akımının, sığınmacı akımının durdurulması, giren sayının azaltılması meselesi var. Bir de Avrupa'nın dış sınır olarak görülen, işte Yunanistan'da biriken mültecilerin yükünün nasıl hafifletileceği meselesi var. Bu aslında bütün gazetelerde yer alıyor. Resmi olarak da söylenen bu. Ama bunun bir arka planı var. O da şu. Bu sığınmacı krizi aslında biraz önce Merkel'den aktardığım Avrupa'nın ortak görüş halinde davrandığını değil, tam tersine zoraki bir birliği ifade ediyor. Çünkü Avrupa hükümetleri, 28 hükümet ve devlet başkanlarının daha önce yaptığı toplantılarda ve bugünkü yapılacak toplantıda da her ne kadar dışarıya bir birlik görüntüsü verilse de kendi aralarında çok ciddi problemler var. Özellikle bu Doğu Avrupa kanadı, yani Makedonya'dan başlayarak, en zayıfından başlayarak Makedonya, Kosova, Sırbistan, Polonya, Macaristan, Avusturya, bu Batı Balkan hattı denilen ülkeler üzerinden, yani bu ülkeler esas olarak bu sığınmacı akınını durdurmak istiyor. Bir, ikincisi sadece durdurmakta yetinmeyip kendi ülkelerinde tek bir sığınmacının kalmasına müsaade etmek istemiyorlar. Yani bunların
Çok çeşitli gerekçeler olabilir ama esas olarak kendilerinin ekonomilerinin zayıf olması, ikincisi böyle sığınmacı kabul etme gibi bir geleneklerinin olmamış olması, üçüncüsü de zaten milliyetçi bir eğilimin, dalganın yüksek olduğu bu Doğu Avrupa'da seçmenlerini kaybetme korkusu ve yükselen milliyetçilik karşısında bunları daha açık ve katı tutum almaya zorluyor. Bu işte aslında Avusturya biraz başı çeken bir rol oynuyor. Yine bu işte bu sınırı tabii bu ülkelerin itirazlarını, memnunistliklerini bastırmak için Almanya üzerine hiçbir üst sınır koymaksızın kendisi kabul edeceğini ifade ediyor ve onlara sadece geride kalanların paylaştırılması teklifini yapıyor. Bu bile onlara ağır geliyor. Fakat bütün bunlar şunu gösteriyor. 28 tane üyesi olan Avrupa Birliği sorunu sadece sığınmacılar krizi etrafında tartışıyor görünse de bu Avrupa Birliği nasıl bir işleyişe sahiptir? Karar alma mekanizmaları nelerdir? Yurttaşları sayılan 28 ülkenin yurttaşlarının karşısında meşruiyeti nedir soruları çok ciddi biçimde gündemde. Nitekim İngiltere'nin yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkma meselesinin tartışılması aynı zamanda bu birliğin ne olacağı ile ilgili bir tartışma gündeme getiriyor. Dolayısıyla biraz önce senin söylediğin kavramı söylersek bugünkü gündemin bu ana başlıkları iri başlıklar. Fakat esas sorun çok daha basit bir nokta toplanıyor. Deniyor ki biz en son galiba Kasım ayındaydı. Kasım ayında Türkiye ile konuştuk. Size 3 milyar vereceğiz. Siz de bu akını engelleyeceksiniz, durduracaksınız. Bu konuda şu ana kadar somut olarak yapılmış bir şey yok. Yani Türkiye'nin bu konuda atmış olduğu adım yok. Dolayısıyla evet. Öncelikle bunu bir test etmek istiyoruz. Evet. Ne yaptınız? Siz önce bir söyleyin. Onu görelim diyecekler ve bu konuda Türkiye'yi sıkıştıracaklar. Türkiye ise şu konuda çok emin. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün gazetelerin manşetlerine çıkanmış bu. Aslında Avrupa Birliği'ni köşeye sıkıştırmış bir fare gibi oynuyor. Yani bu sığınmacı akını durdururum, artırırım tehdidiyle hem para sızdırmak istiyor. Bir 7 milyarlıktan yılda 7 milyar avrodan bahsediliyor. Türkiye böyle bir para istiyor. İkincisi de Türkiye bölgesel hesapları üzerinden Avrupa'yı da kendisine ortak etmek istiyor. Bu da şöyle, madem bu sığınmacı krizini çözeceğiz, bu insanları biz nerede barındıracağız? Bunlara Türkiye'nin içinde zaten çok sayıda var. Bu nedenle Suriye'nin içerisinde ben bir şehir kurayım size sığınmacılar için. Siz de bunu uluslararası olarak hem hukuki hem maddi olarak destekleyin. Dolayısıyla buna insani katkınız olsun deniyor. Ama, peki İrfan evet. Cüre, özür diliyorum. Tabii kesiyorum buyurun. Ama tam burada iki tane soru var aslında. Birincisi Merkel'in hani üç başlıkta sıraladıklarının arasında yer alan Türkiye'ye 3 milyar veriliyor ya. Evet. Bu paranın nereye harcanacağını niye bu kadar çok merak ediyorlar? Bir de okullar falan diyor yani çocukların eğitimi diyor. Bu mudur Başat sorun? Hani kalıcı konutlar en azından Suriye'nin fotoğrafı netleşene kadar işte federasyon mu olacak, başka bir şey mi olacak, toprak bütünlüğü mü korunacak, hangi şartlarda olacak, bu ne kadar zaman alacak değil mi? Bir sürü aşamaları var, hala hazırda tamam, yarın öbür gün hani anahtar teslim bir Suriye yok ortada, halk dışarıda bir. O para neden bu kadar çok merak edilmeye başlandı? Arkasında başka bir kaygı mı var acaba Merkel'in kaygısı? Var. İkincisi bu şehir hikayesi inandırıcı mı? Yani Davutoğlu bugün Ankara'dan Brüksel'e gelirken bu şehir projesini mi getiriyor? Onu mu hakikaten tartışacaklar? Bunu tartışacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bunun aslında bir palavra olduğunu deyim yerine ise herkes biliyor. Esas sorun şu. Bu 3 milyar yani biz 3 milyar veriyoruz. Bir defa bu 3 milyarın nereye harcayacağına veya harcadığına dair bir bütçe göstermiyorsun bize. Arkasından bunu gösteremezsen 7 milyar istiyorsun yılda. Yani 7 milyar rakamı telaffuz edilmiş bir rakam. Yani evet. Avrupa Birliği'nin yöneticileri arasında. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu parayı kendi yani yurttaşlarından zoraki alıyor, topluyor. Bunun hesabını vermek zorunda. Burada yani bir biçimde Türkiye gibi örtü ödenekten harcayamıyor bunu. O nedenle bunun hesabını mecliste vermek zorunda. Bu paralar nereye gitti diye. Türkiye'den beklediği şu. Mülteci kamplarındaki yaşam koşullarını düzeltmek için ne kadar harcadın? Bu oradaki çocukların eğitim için ne yaptın? Sağlık için ne yaptın? Bunların buna ilişkin bir rakam istiyor. Yani neler yapıldığına ilişkin. Bunları somut olarak görmeden
Yani 3 milyarın nereye harcandığını bile görmeden 7 milyar çıkartmayı zaten düşünülemez. İkinci yan bu şehir kurma projesinin aslında bir tezgah olduğunu düşünüyorlar. Yani bunu da açık açık yazıyorlar ya daha doğrusu danışmanları veya taraftarları da bununla ifade ediyorlar zaten. O da şu, bu aslında uluslararası hukuku devre dışına bırakar. Nihayetinde iç savaşta olsa Suriye bağımsız bir devlet. Yani işlemin olsa bile. Oraya herhangi bir devletin dışarıdan müdahalesi uluslararası hukukun ihlaldir. Bunu ancak Birleşmiş Milletler karar verebilir. Yani Güvenlik Konseyi'nin en azından kararı gerekti bu. Oysa ki Türkiye diyor ki ben Suriye'ye gireyim, orada bir şehir inşa edeyim. Bunun amacının ikili olduğu söyleniyor. Birincisi şehir yapıyorum diye aslında orada Kürtlerin kazandıkları ve geliştirmeye çalıştıkları özelliğin önüne bir engel dikmek istiyor. Yani bu konuda nasıl engelleyebilirim sorusuna bir cevap bulmuş oluyor Türkiye oraya girerek. Çünkü orada bir şehir inşası demek aynı zamanda orada bir üs kurması demektir. Orada Kürtlerin kazanımlarını yok etmek için daha büyük hamleler yapmak demektir. Karşı çıkacak müdahalelerde ise askeri olarak da müdahale etmek demektir. Bu konuda Avrupa'nın desteğini arıyor. Aslında bu öneri şu anda bugünkü zirvede tartışılacak öneri değil ama bu aslında bu Avrupalıların kulağına kar suyu kaçırıyor. Yani bak böyle bir şey var çok insaniyseniz buyurun diye. Onlar biraz da korkutuyor. Nitekim Obama ile görüştüğüne dair söyledikleri var. Fakat Obama'nın bu işe sıcak bakmadığı da yine bilinen bir durum. Hele de gider ayak zaten başı belada olan yani bu bölgede Amerika'nın yeni bir macera yaşamak istemiyor. Şu andaki durumla vaziyeti kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla bugünkü zirve esas olarak Türkiye'nin AB'nin dış sınırlarının korunmasında rol alıp almayacağı, bunu ne kadar yapacağı. Çünkü NATO gemilerini göndermek istedi, gönderdi aslında. Bununla ilgili Türkiye benim kara sularımda istemiyorum diye itirazda bulundu. Şimdi bu nasıl sağlanacak o zaman? Bir de bu sorun, yani bu NATO'nun devreye girmiş olması özellikle Almanya'da ciddi sorun olmaya başladı. Nitekim Türkiye'de gerçi sorulan sorulara kimse cevap vermiyor, muhatapları yok ama burada en azından hükümet adına temsilcileri ordudan, çeşitli bakanlıklardan basın önünde sorulara cevap veriyorlar. Nitekim bu ordu adına yani sorulan sorulara cevap vermek de yetkili kişi, askeri general zannedersem. Onun söylediği şu var, yani biz sadece ister Türkiye ister Yunanistan karasorun olsun sığınmacıları almakla yükümlüyüz. Bunların ne olacağını biz bilmiyoruz diyor. Yani alacağız bunu, nereye vereceksin sorusuna cevap veremiyor. Yani onlar da bilmiyorlar uluslararası hukuk açısından ne yapacaklarını. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye hükümeti ve Erdoğan ciddi bir şekilde şantaj kozunu kullanıyor. Her ne kadar Merkel çok anlaşmış gözükse de, çok sağlam ayakları yere basıyor gözükse de, kendi partisi içerisinde ve hükümette problemleri var. Yani destek konusunda sıkıntıları var. Aslında Merkel'in ayakta kalması, yani onun hükümetinin ayakta kalması bir biçimde Avrupa'nın kaderini de belirleyecek bir rol oynuyor. Bu arada tabii ki Fransa'yı unutmamak gerekiyor. Fransa bu Suriye'deki işleri karıştıran bölgedeki bu vekalet savaşlarında birinci aktör olan Suudi Arabistan'la ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Nitekim bugünkü gazetelerde vardı. Yani Veliaht Prens'e Fransa'nın en üstün onur nişanını veriyor. Ve bunu yaparken de kamuoyunun bilgisi dışında yapıyor. Ama ortaya çıkıyor tabii. Gerçekler saklı kalmıyor. Dolayısıyla bugün şöyle diyebiliriz. Kürdistan'da yani Kuzey Kürdistan'da, Cizre'de, Sur'da, Silopi'de, İdil'de şehirler yakılır yıkılırken, yüzlerce insan katledilirken Avrupa hükümetlerinden, Avrupa'nın belli başlı yönetici, yürütme görevi gören organlarından ses çıkmıyor olması hem Avrupa'nın yapısal krizle bağlantılı hem de bugünkü sığınmacı krizi dolayısıyla kendi pragmatik çıkarlarıyla bağlantılı. Evet. Bu tabii ki onun sahip olduğu iddia ettiği demokratik değerlere aykırı bir tutum. Buna karşı ne yapılmalıdır sorusu hem Türkiye ve Kürdistan açısından hem de Avrupa açısından önemli bir soru olarak gündeme geliyor. Bu konuda bu ülkelerde yaşayan, yani Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye'liler ve Kürdistanlılar, yani bunların tabii ki emekçilerine, demokrat kesimlerine, devrimcilerine seslenmek gerekiyor. Bu sadece
bu ülkelerde Türkiye'de yürütülmekte olan demokrasi mücadelesiyle paralel bir dayanışma hareketi oluşturmak, buradaki hükümetlere baskı yapmak şeklindeki protestolarla yetinmemek gerekiyor şimdi. Bu ortaya çıktı. Zaten daha önce bilinen bir şey ama bu daha somut olarak ortaya çıktı. Buradaki politik mücadelelerin bizatihi aktörü olmak gerekiyor. Yani öznesi olmak gerekiyor. Bunun için de ilk defa olarak işte Avrupa'da şimdi bir adım atıldı. Bu tabii kısa dönemde bunun meyvelerini görmek mümkün değil ama uzun dönemde bu çalışma eğer oturtulursa, yani halkların demokratik kongresine paralel bir yapının Avrupa'da oluşturulması, bunun hem Türkiye ve Kürdistan'la dayanışma hem de bu ülkelerdeki politik mücadelenin demokratik ve sosyalist çerçevedeki aktörü olma mücadelesinin içine yer almayı başarabilirse yeni bir cephe açılmış olacak. Çünkü, evet İrfan Cüre, evet. Şimdi çok bambaşka bir konuya geçtik ama evet. Bu da çok önemli. Bu HDP'nin Avrupa ayağı ve kuracağı ilişkiler, özellikle diplomasi ilişkilerinin Türkiye'de olup bitenleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir rolü olacak. Görevi olacak. Buna sıcak bakan işte meclis üyeleri var işte bulundukları tabii. Ülkelerde. Örneğin Fransa'ya örnek verelim. Fransa'da ciddi bir kesim. Hani önce bu şantajdan Türkiye'nin Avrupa'ya mülteci şantajından ötürü oradaki hak ihlallerini görmek istemeyen Kürtler katledilirken sadece seyreden, haberdar olan ama seyreden Avrupa, Fransa. Şimdi manşetler atmaya başladı son iki haftadır bir. RT'de de galiba takip etmişsindir. Yarın Kürt kadınlarla ilgili bir belgesel olacak. Onunla ilgili tanıtım yazıları da Fransa gazetelerinde genişçe yer bulmaya başladı. Şimdi ben Yunanistan'ı merak ediyorum. Bu Brüksel zirvesine mesela Tsipras gelmiyor galiba. Çünkü o bugün 11 bakanlı falan Ankara'da olacak. Niye Merkel... Tsipras'ı bu kadar yani Yunanistan'ı daha doğrusu böyle zavallı, hani ona yardım edelim, o tek başına bu yükü kaldıramaz, o daha küçük, havalarında sevmeye ve destek olmaya çağırıyor diğer liderlere dair. Şundan dolayı, şimdi Yunanistan nihayetinde bu dış çeperi oluşturuyor. Yani evet. Oranın temsilcisi Tsipras'ta. Şimdi orada gerçekten bir bu Batı Balkan hattının kapatılması dolayısıyla Yunanistan'da bir sığınmacı idemoniydi galiba. İdemoni'de ortaya çıkan bir yığılma var. Ve bu giderek de artıyor. Şimdi bu durumda Avrupa Birliği'nin işleyiş açısından alınacak kararlarda veto hakkına sahip. Yani üyesi olduğu için tam ya Yunanistan. Evet. Yani veto ettiği zaman bu şeyi bloke eder. Dolayısıyla Avrupa birlikte bir görüntü veremez. Bu nedenle ikincisi gerçekten orada bir sıkıntı olduğu ve zaten Yunanistan'da küçük bir ülke, ekonomisi bütün bunları kaldırabilecek durumda olan bir ülke değil. Dolayısıyla Yunanistan'ı bu anlamda korumak istiyor ama orayı çok sevdiği için falan değil. Esas sorun o dış hattı korumak. Bir de içeride ülke iç, yani Avrupa içerisinde özellikle sanayicilerden gelen şikayetler var. Yani bu şeye manşetlere fazla taşınmıyor ama evet. Bu sanayi ve ticaret odalarının tarafından o da şu, Avrupa'nın kendi içerisinde biliyorsunuz Schengen dolayısıyla bir sınır yoktu, kontroller yoktu. Ama bu şimdi sığınmacı krizi vesile edilerek terörizm meselesi de gündemde olduğu için iç sınırlarında kontroller var. Bu ise diyorlar ki bu mal akışını, ticaret işte mal nakliyatını yavaşlatan mı? Sekteye uğratıyor. Bizim aleyhimizde. Bu nedenle bir an önce şu dış sınırları sağlam alın, içeride bu kontrolü kaldırın. Yani böyle bir talep var burada. Peki Avrupa gazeteleri acaba bu ülkeler arasındaki sınır hani Schengen nedeniyle yokken şimdi bu IŞİD'in Avrupa'nın çeşitli merkezlerindeki saldırıları sonrasında mesela Fransa uzattı o evet. halini. Belçika hemen arkasından özellikle işte başka ülkelere giden otobüsler, trenler bunlarla ilgili önlem almaya başladı. Askerleri daha fazla sokağa çıktığını düşünüyorum. Bunlarla ilgili bir veri var mı? Yani bir yıldır biz bu tür bir uygulama yapıyoruz ve bu uygulamalar çerçevesinde şu kadar insan işte şüpheli, IŞİD'li olduğu gerekçesiyle atıyorum yakalandı ya da bir şey. Yani böyle bir veri var mı? Şu anda benim somut. Okuduğum bir veri yok. Yani bu sadece biraz kamuoyuna... Yani şöyle diyeyim, gerçekten böyle bir tehlike var, çapını bilmiyoruz ama bu tehlikeyi biraz da abartarak da aslında
devletler, AB üyesi devletler kendi vatandaşları üzerinde uygulayacakları politikaları daha rahat uygulama imkanları elde etmeye çalışıyorlar. Yani böyle, evet, bir korku da işlerine geliyor bunlar. Bir de mesela bu sığınmacıların sayısı azaltılması meselesi var ya, evet, bu kamuoyunda çok tepki olduğu için bu sığınmacılarla ilgili şimdi Türkiye ile ilgili mesele hep gündeme tutarak Türkiye mesele konuşuyor ama bu sığınmacı akının durmayacağını Almanya başta olmak üzere bütün ülkeleri biliyor. Nitekim bunu manşetlerden indirdiler. Şimdi tabii talimatlı olmuyor ama verdikleri demeçlerle, sayılarla işte kontrol altına alıyoruz diye. Ama içeriden diyeyim bilgi olarak edindiğimiz şu. Bir taraftan da burada harıl harıl yeni gelecek olan sığınmacılar için kalacakları yurtlar, onlar için danışmanlar, tercümanlar, yani böyle bir şey var, ekip var. Bunların sayısını artırma var. Bunun planlanması yapılıyor. Bunlar gayri resmi bilgiler. Yani bunları biz somut olarak burada görüyoruz, yaşıyoruz. Yani gelen sığınmacılarda, şu ana kadar gelenlerde bir azalma olmayacak. Özellikle Suriye'den gelenlerde, Suriye'den gelenleri alacaklar. Yani evet, bu kesin, evet, ama Suriye dışındakileri engelleyecekler. Evet. Dolayısıyla bu iş... şu anda bütün koşullar, bütün şartlar Erdoğan'dan yana gözüküyor. Ama bu işi terse çevirmek aslında hem Türkiye'deki ve Kürdistan'daki hem de Avrupa'daki mücadele mümkün. Nitekim Avrupa'da aslında hem Fransa'da hem Almanya başta olmak üzere demokratik ve sol güçler aslında çok güçlü olmasalar da yeterince etkili olacak, evet, etkili güçler. Evet. Bunlar bu konuda çok açık ve net tutum alıyorlar. Evet. Ve bir müddet sonra bunların aldıkları tutumların burada çok daha etkili olacağını zannediyorum. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Bu arada Divert Avrupa Başarısızlar Birliği olarak görmüş Avrupa Birliği'ni. Bu da iyi, evet, bir ifade. Evet. Avrupa Başarısızlar Birliği toplantısı var bugün Brüksel'de. Bu başarısızlar toplantısına alternatif fotoğraflar ya da dosyalar da geliyor mu? Hani görürüz, Birleşmiş Milletler'in farklı ülkelerde yaptığı toplantılarda olur. Dışarıda hangi ülke masaya yatırılıyorsa o ülke gerçeklerini anlatan, hakikatlerini anlatan işte hak savunucuları falan olur, eylem yaparlar ve oradaki basının dikkatini çekmeyi başarırlar. Hatta içeriye birini de gönderirler. O da orada bütün herkesi, evet, yakalamışken bir konuşma yapar, vaziyetten haberdar eder. Böyle bir pozisyonu var mı? Böyle bir açık kapısı var mı? Suriye'de ne oluyor bitiyordan ziyade işte Türkiye'nin bünyesinden 2,5 milyon Suriyeli mülteci var deniyor. Bu mültecilere muamele, örneğin şimdi geçenlerde vardı, kız çocukları yaşlarına göre satılıyormuş Suriyeli, evet, kız çocukları. Örneğin bundan haberleri var mı? İlgilenmek isterler mi? O işte 7 milyarlık şantaja boyun eğmeden önce kararları değişebilir mi? Böyle insani durumlar etkili oluyor mu daha doğrusu? Şöyle diyeyim, yani bu buradaki kamuoyunda etkili oluyor. Yani bu hükümetler nezdinde gerçi karar almaya ne kadar etkili bilmiyorum ama, evet, özellikle son dönemde Türkiye'deki, özellikle sadece Suriye ile ilgili zaten çok sayıda var ama, hı, Türkiye'de AKP hükümetinin Kürdistan'daki uygulamalarına ilişkin oldukça çok sayıda, hı, hem yazılı hem görsel malzeme var. Yani televizyonlarda bunlar gösteriliyor. Hı hı. Yani, hı hı, Cizre'deki yıkıntılar, katliam, aynı zamanda orayı ziyaret eden heyetler vardı. Heyetlerin, aha, aha, döndükten heyetler, sonraki, evet, verdikleri demeç değil sadece. Onların getirdikleri görüntüler var. Mesela, hı, ben bir tanesini daha 2 gün önce yine gördüm. Sol Parti milletvekili Yanfan Akın'ın katıldığı gezi başkanla birlikte. O bir de özel olarak çekilmiş. Yani kendisinin de olduğu yerde tek tek Cizre'de gördüğü yerleri anlatıyor. Yani, evet, dolayısıyla bu kamuoyu orada Türk hükümetinin ne yaptığını biliyor ve Erdoğan'ın, evet, önerdiği bu şehirdir. İşte ihtiyacıları biz kapımızı açtık, yardımcı oluyoruz sözlerine hiç kimse ciddiye almıyor. Çok fazla inandırıcı bulunmuyor. Hiç inandırılmıyor. Yok. Peki süremiz bitiyor ama bir iki dakikayla toparlayabilirsek bu Halkların Demokratik Kongresi dedin değil mi? Onun, evet, evet, Avrupa versiyonu zaten vardı galiba burada bir oluşum. Biraz daha alanını mı genişletti, alanını, hayır, mı genişletiyor? Geniş zamanda mesela nasıl bir, konuşalım, etki uyandırabilir? Bununla kapatabiliriz. Yani şu an bugüne kadar çeşitli biçimlerde güç birlikleri vardı Avrupa'da. Evet. Ancak bunlar belirli konulara münhasır, özgün. Bu ise Halkların Demokratik Kongresi'de hemen hemen hayatın bütün alanını kapsayan, hı hı, bir birlikteliği ifade ediyor. Bu konuda
Şu ana kadar katılım fena değil. Yani olumlu bir çerçeve var. Henüz katılmayanlar var. Yani bir girişim söz konusu. Bunun örgütlenmesi için oluşturulmuş bir girişim. Toplantılar devam ediyor. Bu konuda gerçekleşirse ki gerçekleşme şansı yüksek. Çok kısa dönemde değil ama önümüzdeki dönemde burada sadece Türkiye ve Kürdistan'a dayanışan bazı protesto hareketleri, eylemleri görmeyeceğiz. Aynı zamanda bu hareketin diyelim ki Almanya'da veya Fransa'da seçimlerde veya seçim dışında ismini fazlasıyla duyacağız. Çünkü aynı şekilde buradaki demokratik ve sol güçlerin de Türkiye'lilerle bu anlamda, Kürdistan'la bu anlamda birlikte mücadele organlarına, örgütlerine ihtiyacı olduğu açık. Onlar da böyle bir talebi gerçekleştiriyor. Yani sadece Türkiye'lilerin içinde yer aldığı bir örgütlenme olmaktan çıkıp bir kısım Avrupalı örgütleri de kapsayacak zannediyorum. Peki İrfan Cire, çok çok teşekkür ediyoruz günün yorumuna katıldığın için. Görüşmek üzere. Evet, değerli izleyiciler, Met Gazete'yi bu şekilde noktalayalım. Yarın saatlerimiz 6'yı gösterdiğinde Türkiye Saati.